Şimdi Dilan Polat, Engin Polat davasına dönersek önce şaşalı hayatları, sonra adım adım izlenen gözaltı süreci. Her geçen gün yeni bir iddianın eklendiği kabarık suç dosyası ve cezaevi günlerinin tüm detayları. Her gelişme merakla izlendi. Türkiye adeta Dilan Polat olayına, davasına kilitlendi. Peki bu ilginin nedeni neydi? Polatların kriminal hikayesine olan ilgiyi bu kez psikologlar yorumladı. Ceren Taşçelen ve Başar Günal'ın haberi. Engin, saçmalama. Medya fenomeni olarak ortaya çıktılar. Enerji, günaydın kocam. Engin, enerji, param bitmiş dedi. Milyonlar onları takip etti. O Engin'den para istedikçe milyonlar onları izledi. Engin, bana sabır al Engin. Alışıldığın dışında varlıklarını sergilediler. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamı kırsayım. Eziyeti merak ediyor. Polat çifti masaktan sonra şimdi de psikologların radarında. At aşkım, at kendine de güzel kızım. Onlar hep kayıttaydı. Her anlarını gözler önüne serdiler. Peki Dilan Polat neden bu kadar izlendi? Bu sergileme olayı halkın dikkatini çekti. Engin! Adeta bir peri masalı yaratıldı. Sosyal medya öyle bir şey ki artık herkesin elinde bir telefon, herkes bir muhabir kesiliyor, herkes her yerde her şeyi yapabiliyor, denetimsiz biçimde yayın yapabiliyor, kaotik bir ortam. Yoksa suç potansiyeli taşıyan insanların hayatlarına ilgimiz mi var? Tehlikenin boyutlarını anlamak için izler. Engin, bana patates al. Enerji. Bir kısmı belki kıskanarak bakıyor, bir kısmı oh olsun diye bakıyor. Uzmanlara göre Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşamı da çok merak ediliyor. Bir kısmı eziyeti merak ediyor. Yani o kadar serbestlik, o kadar şaşaa içerisinden bugünkü yokluklarını oh olsun tarzında izlediklerini sanıyorum. Ve toplumun ilgisi devam edecek. Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz.